Herkese selamlar. Bugün 3 farklı tekniği kullanarak el çizimi nasıl yapılır onlardan bahsedeceğiz. Aslında kaç farklı teknik kullanırsak kullanalım, dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. İlk olarak çizeceğimiz şeyin alanını sınırlandırmalıyız. Yani kare veya dikdörtgen şeklinin içine yerleştirmeliyiz. Daha sonra kabaca elin şeklini oluşturmalıyız. Bunu da yine geometrik şekillerle oluşturuyoruz. Parmakları yaparken ilk önce çizgi şeklinde belli ediyoruz. Tamamen şeklini ve elin hareketini oluşturduktan sonra da detaylara geçebiliriz. İkinci dikkat etmemiz gereken nokta da şu, kalemi kullanırken daha hafif çizgilerle, yani kalemi daha az bastırarak yapmalıyız. Tabi detaylara geçince numarası yüksek kalemler kullanarak bastırabiliriz. Çünkü detay yaparken gözümüz mutlaka koyu çizgiler arar. Ne kadar koyu açık dengesini iyi oluşturursak o kadar sağlam bir resim elde ederiz. Koyu açık dengesi derken aslında gölgelendirme yapmaktan bahsediyorum. Gölgelendirme yapmak için çok iyi bir izleyici olmamız ya da yapacağımız şeyin nereleri daha çok ışık alıyor ve nereleri daha az ışık alıyor gibi soruları kendimize yönelterek onları resim yapmadan önce belirlemeliyiz. Sonrasında ışık alan yerleri beyaz olarak bırakıp ışık almayan yerleri gölgelendirmeliyiz. Ben diğer karakalem videolarımızda da hep oran orantı ve doğru çizim yapmanın öneminden bahsetmiştim. Gölgelendirme resmin makyajı olsa da doğru çizim yapmak en önemlisidir. Siz de gölgelendirmeden önce oran orantıya veya ölçüye dikkat ederseniz alacağınız sonuçlar daha güzel olur. Resimlerimizi kuru kalemle de yapabiliriz. Hatta kuru kalemin etkisi daha gerçekçi bir tavır oluşturduğu için fazlaca tercih edilmekte. Kara kalemden pek fazla farkı yoktur. Sadece farkı kuru kalem daha canlı bir etki bırakmaktadır.
kalemle yapacağımız zaman tek çizgiyle başlayarak resmimizin bütününü oluşturmalıyız. Bu yüzden de pilot kalemle veya tükenmez kalemle resim yapmak çok zordur ve biraz ustalık gerektirir. Çünkü burada silgi kullanma şansımız yok ve yaptığımız şeyden de geri dönemiyoruz. Ayrıca buradaki gölgelendirmeyi de çizgiler halinde oluşturmalıyız. Pilot kalemle yaparken eli stilize etmek istedim. Yani elin o formunu koruyarak biraz daha şeklini değiştirmekten bahsediyorum. Daha akademik çizimler yerine daha artistik çizimler yapmak isterseniz siz de bu yola başvurabilirsiniz. Biz sizlere video hazırlamaktan çok keyif alıyoruz. Geri dönüklerinizle de çok mutlu oluyoruz. Bizimle paylaşmak istediğiniz çizimleriniz olursa mutlaka iletişime geçin. Ve ayrıca çizimlerinizi renklendirmek isterseniz de sulu boya videolarımıza göz atabilirsiniz. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.